dil nedir'den çok klişe, yine de dil nedir'den başlama ihtiyacını hissediyorum. Çünkü bu soruya cevap rastladığım, gördüğüm kadarıyla genellikle dil bir iletişim aracıdır oluyor. Dil iletişim aracı diye düşünülüyor herhalde iletişim çağında olduğumuz için. Öyle deniyor ya, iletişim çağındayız. Bu da bana çok fena geliyor. Çünkü iletişimi küçümsemek istemem ama düşünme aracı değil midir? Öncelikle ve büyük oranda bence dil düşünme. Şimdi buradan büyük problemler doğuyor tabii düşünme aracıdır deyince. Ona birazdan geleceğim tekrar. Böyle biraz git gelli bir konuşma olabilir. Ama nasıl bir araç, gereç peki? Bir soyutlama, dil bir soyutlama, edebiyat ikinci soyutlama. Bunlar üst üste gelen soyutlamalar diye düşünebiliriz dili ve edebiyatı. İkisi arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz. Değil mi? Konumuz öyle. Çok uzun tartışmalar var tabii dilin bu soyutlama oluşu olma, daha doğrusu soyutlama lafına da az rastlayabilirsiniz. Şuna daha çok rastlamış olacağınızı sanıyorum. Dil nesnelerde ve olaylarda zaten var olan bir şey midir? İlk insanlar öyle düşünüyormuş daha çok. Hani şu kendiliğinden çiçektir de biz onun adını bir şekilde ilhamla biliyor muyuz? Yoksa bizim zihnimizin yarattığı bir şey midir dil diye çok uzun tartışmışlar. Tabii ki eski Yunan medeniyetinden sonra. Soyutlama derken şunu kastediyorum. Genellikle de öyle düşünülüyor dil konusunda. Kastettiğimiz nesne veya olay veya fikir, hani her şeyin bir adı var ya, onlar aslında başka bir isimle de anılabilir. Değil mi? Bir mikrofon, başka birisi, gerçi mikrofon ortak, dünya ortak sözlüğüne dahil. Herkes galiba dünyada buna mikrofon diyor. Taş diyelim, bir taş. Her dilde başka bir kelimeyle anılıyor. Demek ki soyut, soyulmuş nesneden ve varlıktan soyulmuş bir şey dil. Bir ses, esası ses dilin gitgide yazıya dönüşmüş dilin esası. Yeni tezler ve benim çok katıldığım bir tez dil yazıdır diyor artık. Ama insanlığın çok uzun bir zamanında dil ses aslında ilk oluşumunun da seslerle yola çıktığı fikri var. Şimdi dil soyutlama, edebiyat ikinci soyutlama. Şunun için edebiyatı hatırlayalım. Önce dil, gündelik hayatta bir dil değil mi var? Bir anlayışımız ve ortak olarak aynı şeyleri anladığımız sesler ve yazılar var. En çok verilen örnek de ben kelimesi. Ben sesini duyduğumuzda ya da yazısını gördüğümüzde hepimiz anlıyoruz ki o ses nereden çıktıysa o kişi söylüyor bunu. O kişiyi anlıyoruz. Ya da o özne konumundaki kimse, her kimse o kişiyi anlıyoruz. Diyelim Jameson'un kitabıysa, Jameson söze ben diye başlıyorsa Jameson diye anlıyoruz. Gündelik dilde birebir sayılabilecek bir, daha doğrusu birinci kademe soyutlama söz konusu. Ben kelimesiyle ya da sesiyle onu söyleyen kişi arasında sadece bir aşamalı bir soyutlama var. Ama edebiyatta bu ikiye çıkıyor. İki aşamalı soyutlama. Neden? Çünkü bu bir roman olsa ve biz burada bir ben görsek,
O benden yazarı anlamayız, değil mi? Romanın kahramanını anlarız. Buyurun size ikinci soyutlama. Yani ben kelimesi ikinci kez bildiğimiz eski varlığından soyutlanıp, soyulup yeni bir kıyafete girmiş oluyor. Girdiği yeni kıyafet bizim sanat dediğimiz, işte edebiyat, şiir, her ne diyorsak dediğimiz tür. Bu ikisi bu kadar kolay ayrılmamış. Şimdi de ayrılıyor mu bilmiyorum. Çünkü bazen benim söylemesi ayıp öyle bir polemiğim bile vardır. Bakıyorsunuz ya, o beni yazarın kendisi ya da şairin kendisi gibi okuyanlar ve ciddi bir polemiğe girenler. İşte bu şöyle bir görüş ileri sürmüştü diyor mesela birisi. Kardeşim, o görüş onun değil, onun kahramanının görüşüdür. Veyahut işte şiirdeki kişisinin görüşüdür. Deyince dank ediyor belki ama hala o birinci aşamada okuma eğilimine rastlıyorsunuz. Şimdi dil ile edebiyat arasındaki ilişki bu açıdan günümüzde neredeyiz sorusuna atlayacak olursak bu açıdan artık iyice kopmuş vaziyetteyiz günümüzde yani. Edebiyatın türleri bir uçta diyelim, bütün uçlarda değil ama bir uçta iyice kopmuş vaziyette. Çünkü şu örnek geldi hemen aklıma şeyi söylerken. O ben kimdir, ilk aşamada kalıyor hikayesini. İlk aşamada kalan bir örnek geldi aklıma. Vaktiyle bir yazımda anmıştım. Şöyle bir şey gelmişti başımıza. Sonbahar dergisini çıkarıyorduk, şiir dergisi 90'lı yıllarda. O derginin bir sayısı matbaaya gitti ve bir sayfası boş olarak basılmış geldi. Baktık yeni çıkmış, çok da zevklidir sayfalar. Neden boş kalmış? Üstünde Tarık Günersel. Sayfada sadece başlık var, Tarık Günersel. Tanırsınız muhtemelen. Şair, oyun yazarı, Bir Gün Gazetesi'nin de işte köşe yazarı. Benim şahsen çok önemsediğim bir yazardır. Onun deneysel bir şiiri vardı o sayfasında şeyin. Derginin, o sayısının deneysel bir şiir. O kadar deneysel ki hani şiiri tarif et deseniz söz sanatıdır deriz, değil mi? Ama o şiirde hiç söz yok. Tamamen sayılardan oluşmuş bir şiir yapmıştı diyorum, yazmıştı demek zor Tarık. Ve matbaadaki işçi dergiyi basarken bakmış, burada bir yanlışlık var, bunlar bir çizelge koymuşlar buraya. Şimdi rezil etmeyeyim zavallı dergiyi demiş, en iyisi boş bırakayım ben burayı. Sadece gördüğü tek ismi, şeyi, yazıyı daha doğrusu. Şairin ismini koymuş. Şimdi bu tabii tek örnek değil. Hani tamamen sözden soyutlanmış bir takım rakam, çizim, bir şeylere şiir diyor insanlar, bazı insanlar. Deneysel şiir, görsel şiir, somut şiir, aklınıza gelebilecek çeşitli başlıklar var ve bu iş bu şekle bürüneli 100 sene filan oldu. Aslında çok yeni bir şey değil, biliyorsunuz. Edebiyatlı dil, yani sözel dilin dışına çıkma hamlesi yaptı bir uçtan. Ve günümüzde şey diyemiyoruz. Bence artık belki hala okullarda şiir, roman, bunlar ve öykü tabii ki bunlar söz sanatlarıdır diye öğretiliyor, eminim. Büyük ölçüde de doğru ama bunun %100 olmadığını, sözün dışına da çıkılabildiğini bilmek lazım. Yani günümüzde geldiğimiz bu şey bu. Başka bir deyişle, hani eskiler şekil şartı derlerdi. Hala da bazı şekil şartları var hayatımızda. Mesela bir senet yapmak için şu 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 bilgileri girmek, form doldurmak filan. Bütün onlara şekil şartı denir hukukta. Edebiyatta da şekil şartları tabii aslında hala büyük ölçüde diyelim geçerli işte. Hatta roman
zamanın belli bir büyüklük tanımı var değil mi? O büyüklüğe ulaşmadıysanız bu roman değil novella olmuş diyorlar size. Vesaire ama gitgide sıfır şekil şartı ne kadar geldi. Sadece edebiyatta değil. Mesela bir resimde de haddim olmayarak sırf paralellik kurayım diye bir tablonun bir kareden ibaret olması mesela gibi şekil şartları gitgide azaldı, sıfıra yaklaştı. Peki sıfır mı? Yani az önceki Tarık Günersel'in çizelge şiirini düşünecek olursak, şekil şartı hiç kalmadı diyebilir miyiz acaba? Ama o zaman soru şu olur, peki nasıl teşhis edeceğiz? Bu şiirdir veya bu bir romandır diyebilmek için ne lazım? Hani durup dururken de her şeyi, her nesneyi bu edebiyattır der miyiz? Bu soruyu da bir kenara koyalım. Yolumuza devam edelim. Daha doğrusu ilk başlara biraz dönelim tekrar. Aristoteles'e gidelim. Çünkü edebiyat ve dil deyince Adem babamız Aristoteles bildiğimiz kadarıyla. Belki ondan önce de vardır dedelerimiz ama onun bambaşka bir yeri var. Gerçi kendisi de yanlış hatırlamıyorsam Platon'un, Eflatun'un öğrencisi. Ve ondan çok şey öğreniyor. Hem dil hem edebiyat konusunda. O da Sokrates'in öğrencisi, Plato da filan. Bunlar öyle şey, birbirlerini eğitmiş insanlar. Ama bence Aristoteles'ten başlatabiliriz. Çünkü sonuç hepsi vazgeçilmez olmakla birlikte günümüzde şiir, edebiyat ve dil deyince temellerini görebildiğimiz ilk yazar diyemeyeceğim. Onlar yazmamışlar aslında. O da ilginç bir şey tarafı. Öğrencilerine söylüyorlarmış. Öğrenciler parşömen kağıtlarına yazıyorlarmış. Notlar var sadece. Onda gördüğümüz edebiyat şeması ya da kuramı diyelim. Günümüzde tabii ki ilkel kalıyor. Çok gelişmiş, şahane, bugün tamam böyle diyemeyiz ama esaslarını ortaya koymuş o zamandan. Ve edebiyatın ikisini daha çok biraz kopuk olarak da olsa, hani edebiyatı ayrı, dili ayrı olmak üzere, dil bilgisi ve edebiyatın esasları, unsurları şeklinde atmış, temellerini atmış demeliyim. Şimdi bu tabii bizim gençliğimizde özellikle yolu Marksizm'den geçenler bilir. Pek küçümserdik Aristo mantığı şeklinde. Şimdiki gözümle bakıyorum, Aristo inanılmaz büyüklükte bir adam. Yani geldiği tamam sıfırdan başlamıyor. Hocası var, hocasının hocası var. Her şey bir birikimin sonucu aslında ama bir sıçrama var adamda ve aşılamamış. Hani bir sürü açıdan geliştirilmiş günümüze kadar ama aşılabildiğini söylemek zor. Hatta onun yetmediği yer diyerek yine onu referans almış oluyorsunuz. Yani hani Marksist açıdan baktığınız zaman özellikle o ünlü işte A'dır B'dir mantığı konusu. Şimdi Aristoteles niçin önemli edebiyat ve dil açısından? Vallahi onda biraz iyimser bakacak olursak, günümüzde edebiyatın az önce sözünü ettiğim o soyutlama olma
yönünü görüyoruz. Öyle bir tespit şeyi var, özelliği var. O soyutlamanın vardığı bir özerk, edebiyatın özerkliği fikrini görüyoruz. Bunlar birazcık bana ait, biraz abartılı bulunabilecek şeyler. Ama özerklikten ne kastettiğimi özellikle belirtmem lazım. Çünkü yer yer farklı şeyler anlayabiliyoruz. Özerklikten tam da az önce söylediğim şeyi anlıyorum. Yani işte ben sözcüğü gündelik hayatımızda başka bir anlamda anlaşılır, edebiyatta başka bir anlamda anlaşılır. Bu edebiyatın özerkliği, kurduğu dünya, edebiyatın kurduğu dünya bildiğimiz dünyadan bağımsızdır diyemiyorum. Çünkü mutlak bir kopukluk yok tabii ki. Yani bir ona bakarız, bir ona bir roman okurken bir bildiğimiz dünyayı geçiririz aklımızdan. Bir orada yeni kurulan, daha doğrusu yazarın kurduğu ya da şairin kurduğu dünyayı geçiririz. Gidip geliriz ikisinin arasında. Bu açıdan sadece özerk demek iyi olur. Bunu kastediyorum. Ama mesela Yalçın Armağan'ın İmkansız Özerklik diye bir romanını bilenler bilir. Roman. Roman değil tabii. İnceleme, tez galiba. Kitabını bilenler bilir. Orada edebiyatın özerkliği ve genel olarak sanatın özerkliği konusunu devletten özerklik olarak anlıyor Yalçın Armağan ve biraz bizim Cumhuriyetimizin de tarihinden hareket ederek öyle özerk mözerk olamadığını, hani sanatın bugünlerde tabii daha çok kanıtlanan bir şekilde özerk olamadığını anlatıyor uzun uzun. İşte Demokrat, ondan önce CHP dönemi, Demokrat Parti dönemi vesaire darbe dönemleri derken hep tepesinde bir kılıç sallanıyor sanatın. Ben bunu kastetmiyorum. Şimdi benim dediğim özerklik ile o tanımla Yalçın Armağan'ın kastettiği özerklik, o özgürlüğe özerklik diyor bence. Yani sanatın özgürlüğü. İkisi birbirine tabii son derece bağlı. Hani tamam, kendine ait bir dünya kuruyorsunuz sanat yapıtında ama o yapıya müdahale ediyor işte toplum, siyaset başta olmak üzere aslında sadece siyasi iktidarlar değil. Bütün toplum verili bütün anlayış tarzları, zihniyetleri ile sizi baskı altında tutuyor aslında sanat yaratımı sırasında. Aslında sanatın varoluş nedeni de bence bu. Yani gündelik hayatta bir şekilde dile getiremediğimiz duygu ve düşünceleri, sadece duyguları değil düşünceleri de sanatın çeşitli biçim türleriyle ifade etmeye çalışıyoruz, iletmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, kavratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla belirli bir etki gücünüz var. O etki gücüne karşı tabii ki toplum kendini devam ettirmek için, devlet kendini devam ettirmek, egemenliğini devam ettirmek için basınç uyguluyor. Bu anlamda iki özellik anlayışı birbirine. Şimdi Aristoteles'te şeyi görmüyoruz tabii. Hani o kadar ayrıntılı görmüyoruz bu özellik meselesinin adını koymuşluğu falan da yok. Ama bütün bakış tarzı ve açıklayış tarzı bu benim dediğim anlamdaki özerkliği vurguluyor adeta. Hani şimdi aslında şeyi edebiyat deyip duruyorum ama bir nokta çok önemli. Aristoteles zamanında edebiyat yok. Kelime de yok. Kelime pardon var bir süre sonra. Latinceden alıyorlar galiba bütün Avrupa'da. Literatür kelimesi var fakat kelime ilk önce genel kültür filan anlamında kullanılıyor. İlk önce dediğim taşeye kadar.
18. yüzyıla kadar literatür, kültür, genel kültür anlamına geliyor. Edebiyat kelimesine ihtiyaçları yok çünkü henüz roman yok, öykü yok. Tiyatro var tabii, hatta belki şiirin başlıca şeyi, biçimi, şiirin aldığı başlıca biçim tiyatro. Fakat o da manzume. Yani şiirin şekil şartı manzume. Bugün olmayan bir şey. Hani çocukken bize öğretilirdi, size de muhtemelen hala öyle öğretiliyordur. Şiir nedir? Uyaklı ve ölçülü, ölçülü ve uyaklı yazılan metindir. O tabii Yunan kültüründe aynen var ve ona biz manzume diyoruz günümüzde. Manzumelerin hepsini de şiir pek saymıyoruz hani. Marş olabiliyorlar, hatta böyle şiire aykırı bir ruh taşıyabiliyorlar falan. Ama Aristoteles zamanında, o İsa'dan önceki 3. 4. yüzyıllarda her şey şiir. Şiir diyorlar zaten. Günümüzde bir poetika kelimesi var çok kullandığımız ve duyduğumuz. Biz poetika kelimesini hala kullanıyoruz, Türkçe'de de kullanıyoruz. Edebiyat politikası anlamında bir şairin poetikası veyahut bir romancının poetikası diyoruz. Onun edebiyat alanındaki anlayışı veya işte başvurduğu politika anlamında, şey anlamındaki politika, teknik veya ilkeler anlamında. Poetika işte o Yunan Aristoteles zamanından kalma adamın kitabının adı poetika zaten yani. Poetika kitabı böyle alfabe gibi her edebiyat ilgilisinin ve öğrencisinin tabii zaten bildiğinden eminim ama amatör edebiyatçıların bizim gibi başucu kitabı olmak zorunda. Evet, manzume o zamanlar çok uzun bir zaman. Roman biliyorsunuz kapitalizmle birlikte bireyin ağırlık kazanmasıyla birlikte doğuyor filan. O zaman dil de değişiyor. Dil dedim. Şimdi bir problem hemen çıktı karşımıza. Dili değişiyor dediğim buradaki kasıt bu tür kullanımlarında dil kelimesinin kasıt aslında söylem. Söylem kavramı çok aydınlatıcı bir kavram çünkü çok kafamızı karıştırıyor genel olarak. Söylüyorum. Genel olarak insanların kafası söylem yerine dil dendiğinde çok karışıyor. İşte barış dili diye öttürüyoruz. Barış istiyoruz. Barış dili lazım bunun için filan. Barış dili nasıl bir şey şimdi? Ayrı Türkçeden başka bir dil mi hani gökten düşecek? Öyle bir şey değil. Barış söylemini istiyoruz aslında. Barışçı söylem. Düşman yaratmayan, nefret suçu işlemeyen bir dili kastediyoruz. Edebiyatta da aslında söz konusu olan bir söylem, edebi söylem diye bir kavram var. Buna tabii ki Aristoteles söylem diyemezdi çünkü o zaman söylem kavramı yoktu. Söylem kavramını çok sonra kime borçluyduk hatırlayayım bakalım. Galiba Foucault'a borçluyuz. Bu da işte 20. yüzyılda yaşamış bir felsefeci demek. Hani dil felsefecisi vesaire. Edebi söylem o zamanlar aslında Aristoteles çok Aristo dedim ama şu açıdan da önemli. Şeyleri de ilk ayıran adam bu işte komedya, tragedya gibi edebiyat türlerinde ayıran adam ve bu aslında bilseydi söylem kelimesini sanıyorum kavramını çok sevinirdi. Çünkü tam tamına onu yazıyor. Komedya metin oyunlarının söylemi nasıl olmalı? Bunları ayırıyor aslında. Verdiği değerden bahsediyor filan. Yani eğer bir kişinin zayıf yönlerini öne çıkarırsanız
zayıf değerlerini öne çıkarırsanız komedya yazmış olursunuz. Öbürüne dram diyor. Yani tam olduğu gibi, tabii bütün bunlar ne kadar tartışılacak, geliştirilecek kavramlar. Olduğu gibi ne demek? Hani bir insanın olduğu gibi anlatılması nasıl bir şey? Hala kimsenin beceremediği, hala anlatmaya çalışılıyor filan. Ama yine de bir şey anlıyoruz değil mi? O kadar da boş bir laf değil bir insanı olduğu gibi anlatmak lafı. Gerçekçi edebiyat denen şeyin iddiası filan. Şimdi ilginç bir şekilde bu dil kuramcılığı İsa'dan sonra uzun yüzyıllar yerinde sayıyor. Çok ilginç bir şey. Mesela dil bilim kavramı da ta 20. yüzyılda nasıl? Wittgenstein, evet, ama oranın dedesi de Saussure denen adam, İsviçreli. Wittgenstein bence dil felsefesinin dedesi diyelim biz ona. Saussure'le bir dil bilim ama kavramı farklı bir şey. Şimdi şeyden Aristoteles'ten Saussure'e kadar, merhaba, Saussure'e kadar dille kimse ilgilenmemiş mi, uğraşmamışlar mı, düşünmemişler mi bu konu üzerinde? Tabii ki düşünmüşler. Hem de nasıl? Yani hem uygulamışlar hem de düşünmüşler falan. Fakat bunlar başka başlıklar altında yapılıyor. Bir kere uygulamada herkes birbirini taklit ediyor. Yani şeyden hatırlayın, halk edebiyatından mesela herkes dörtlükler halinde yazıyor. Son kıtaya da imzasını atıyor. Karacaoğlan yok bilmem kim der ki filan diye. Divansa biliyorsunuz aruzun çeşitli şekil şartları var onlar ya. Filan her ülkenin edebiyatında aşağı yukarı böyle. Peki neden o kadar zaman dil bilim doğmamış? Bunu büyük ölçüde Hristiyan kilisenin baskılarına bağlıyorlar. Tabii Avrupa için konuşuyoruz. Bütün bu anlattıklarımız büyük ölçüde ne yazık ki Avrupa merkezli, böyle bir gerçek var. Ama mesela bizim toplumumuz için de büyük ölçüde bazı yönleri geçerli. Ne olmuş? Evet, onu söylüyorduk. O arada 18. yüzyılda edebiyat doğuncaya kadar, roman ve öykü doğuncaya kadar İnsanlar şiir yazmaya devam etmişler. Belli şekillerde şiirler, şekil şartlarına uyan şiirler yazmaya, tiyatro oyunları yazmaya, az çok şekil değişiklikleri getirmekle birlikte katkıları oluyor tabii. Hani yeni bir aruz vezni, öbür tarafta 11'li ölçü dedikleri şeyi Fransızlar mesela geliştirebiliyorlar vesaire. Ama bunlar hep küçük küçük. Ne diyelim bunlara, reform bile değil. Hani küçük değişiklikler. Her büyük yazar şekil olarak mutlaka bir yenilik getiriyor. Dil teorisi, dil düşüncesi alanında ise her şey mesela retorik başlığı altında düşünülüyor. Daha güzel nasıl konuşulur? Siyasetçilere ders veriyorlar. Daha etkili nasıl konuşursunuz? Demagoji falan filan meseleleri de bu, kavramları da bu anlayış içerisinde tabii sayılmalı. Retorik, gramer, dil bilgisi dediğimiz gibi başlık ve tabii giderek filoloji, hani bilim kelimesinin ilk kullanıldığı dil, şey, disiplin dil alanında filoloji. Ama filoloji henüz dil bilim değil. Mesela günümüzde hala kullanılabiliyor. Türk dili ve edebiyatı, Kürt dili ve edebiyatı kuruldu değil mi? Son yıllardaki gelişme bizim ülkemizde. İngiliz dili ve edebiyat vesaire. Bunlar aslında filoloji dedikleri şey. Bunlar henüz dil bilim. Dil bilim işte Saussure 20. yüzyılda yılın başlarında bundan 100 yıl kadar önce kuruluyor. O diller arası, yani
bütün dillerde ortak olması beklenen özellikleri tespit etmeye çalışıyor. Dil bilim dedikleri aslında bu. Mesela eğer İngilizce ile Türkçe arasında çalışmıyorsanız siz aslında pek dil bilimci sayılmıyor idiniz. Aslında bu da değişti, onu da söylemek lazım. Birkaç yıl öncesine kadar böyleydi. Sadece Türkçe ile uğraşıyorsanız, mesela bana da öyle diyorlardı, siz Türkolog musunuz diye. Çünkü Türkolog oluyorsunuz o zaman, dil bilimci kabul edilmiyorsunuz filan. Bu değişti, şimdi günümüzde artık birkaç yıldır filologlar diyelim, tek tek dillerin uzmanları da dil bilimci kabul ediliyor. Onlar alt dallar olarak düşünülmeye başlandı. Bunların edebiyatla ilişkisine gelince tamamen şey arasında dil bilime kadar, o Aristoteles'ten dil bilime kadar edebiyatla dil arasındaki ilişki çok büyük ölçüde kuralcı bir ilişki. Yani iyi bir şiirde dil nasıl olmalıdır? Bizde de çok vardır ya hani, şiirde bu kelime kullanılır mı yahu şeklinde itirazlar görülür. Veyahut iyi bir romancı sanki Türkçe hatası yapmamak zorundadır gibi. Tamamen böyle bir kuralcı anlayışla gelmiş, bu gözle bakılmış. Bunun ustalığı, teknikleri öğretilmeye çalışılmış. Daha ustaca, daha az hatayla nasıl yazılır, bunlarla uğraşılmış. Tabii şiirde bir sürü hakikaten çok zorlayıcı şeyler de var filan. Bu şekilde bütün o yüzyıllar inanılması zor ama geçmiş. Ama tabii bu şeyi engellemiyor. Bir Shakespeare çıkmasını veya bir Byron çıkmasını, giderek bir Tolstoy'un oradan gelmesini vesaire engellemiyor. Şimdi bir başka noktaya geliyoruz. 20. yüzyıla gelirken olan bir başka nokta, 20. yüzyıla kadar söylemsellik, gidimlilik, felsefecilerin ve mantıkçıların gidimlilik dedikleri bir kavram var. Gündelik hayattaki dil aslında discursive, efendim, gündelik hayattaki dil mantıklı olması beklenen bir dildir. Değil mi? Bir cümlemizin ardından gelecek olan cümle bir zincirleme yapı içinde olması beklenir. Hele bilimde bu tabii şey. Ve mesela bilimde tıp, ne bileyim ben fizik falan gibi hayati bir önem kazanıyor. Mantıklı olması, anlaşılır olması, isabetli olması gibi özelliklerdi. Şimdi gidimli mi diyelim, söylemsel diyelim biz ona, daha yeni olsun. Söylemsel olmama hakkı üç çeşit insana tanınıyor şu dünyada. Birisi çocuklar, yani çocuklardan mantıklı olmalarını beklemiyoruz değil mi? Saçmalayabilirler onlar. Biz öğretmeye çalışıyoruz ama saçmalıyorlar. İkincisi akıl hastaları. Onlara hatta teşhis koyuyoruz. Neden? Çünkü saçmalıyorlar. Yani fena halde. Hepimiz saçmalıyoruz ama biraz sonra toparlayabiliyoruz. Toparlayamayan insanlara işte Foucault'un yine hapishanenin doğuşunda anlattığı gibi çeşitli hiyerarşiler ve kötülükler için deliliğin tarihi, teşekkürler. Hapishane mi dedim ben? Bu şey dil sürçmesi. Dervişin fikriyle zikri arasındaki bağlantı. Teşekkürler. Deliliğin tarihinde anlattığı üzere çeşitli şeyler içerisinde her neyse akıl hastalarının da öyle bir hakkı var. Üçüncüsü de sanatçılar. Sanatçıların da söylemsel olmama hakları var. Şimdi aslında bu hak kelimesinin söylemesi ayıp, ben ekliyorum. Çünkü genellikle şey denir.
sanat söylemsel değildir denir. Sanat söylemsel değildir sözü bence kısmen doğru, kısmen hatalı bir söz. Kısmen doğru çünkü az önce söylediğim gibi gündelik hayattaki dilin söylemsel mantığından ayrılır. Bir soyutlama aşamasına daha geçilir. Bu anlamda tam da söylemsel sayılmaz. Hani gündelik hayattaki söylemle aynı söylem değildir sanattaki söylem. Buna karşılık eksik bir söz çünkü saçmalama hakkı var sanatçının. Peki her şair veya romancı saçmalasın, abuk subuk her şeyi yazsın, söylesin. Bunu biz sanat kabul etmek zorunda mıyız? Şimdi burada ta baştan bir şey söylemiştim, oraya dönüyoruz. Bir noktaya geldik. Baştan demiştim ki peki işte mesela şiirde kafiye şartı yok. Hece ölçüsü şartı, arız şartı, şekil şartları yok oldu artık. Hatta söz koymadan da bu şiirdir diye çıkan deneyseller var, somut şiirciler falan. O zaman nereden anlayacağız, yani nasıl ayırt edeceğiz sanat olanla olmayanı birbirinden? Hatta şimdi bir şey daha eklendi, hani şekil şartı yok günümüzde. Söylemsel olma, mantıklı olma şartı bile yok. Saçma sapan şeyler koyabiliyorlar önümüze. Hepimiz rastlıyoruzdur. Sade şiirde değil, tiyatro oyununda saçma tiyatrosu diye bir tiyatro türü var. Efendim, roman diye oku bir şey anlamıyorsunuz mesela. Öykü diye, deneysel metin falan filan hatta okumuyorsunuz sonuç olarak bazılarını. Peki bu ne şimdi? İlle de kötü mü? İlle de hayır, kötü de olabilir, iyi de olabilir. Bu hakkını kullanmış sanatçı, yani saçmalama hakkını. Peki bunu yerine nasıl oturtacağız biz? Bu roman mı veya sanat mı yoksa değil mi? Valla orada öteki insanlara iş düşüyor. Başta eleştirmenler, okurlar olmak üzere, onlar okuyacaklar. Buradan acaba bir şey anlayabilir miyim diye biraz tabii şey meslektenseniz eleştirici yapmaya çalışıyorsanız veya edebiyat uzmanıysanız eli mahkum okuyacaksınız, ilgileneceksiniz. Acaba şey, şimdi orada tabii etki meselesi gitgide ağırlık kazanıyor. O yapıt sizde nasıl bir etki? Kendinizi maruz bırakıyorsunuz okuduğunuz şey. Tamam, aklıma hitap etmiyor, mantığı bir kenara bıraktık ama duyguma, izlenimlerime ne yapıyor bu? Yani bende bir izlenim bırakıyor mu, duygularımı etkiliyor mu? Hani öfkelenebilirsiniz de filan. Şimdi aslında ben bir tek cümle daha söyleyip kapatayım diye düşünüyorum. Bu da tabii yani saçmalamanın güzel olduğu durumlar tabii ki var. Üstelik ne diyelim biz ona? Yanlış bilinç dedikleri şeyin bir kısmı da bu saçmalama zaten. Hani neyin saçma olduğuna karar vermek meselesi de onun işine giriyor. Şimdi ben lafı çok uzattım. Sorulara geçelim, bir cümle daha söyleyeyim diye. Daha doğrusu bir paragraf daha söyleyip benim konuşmamı bitirmiş olayım. O da şu. Bu... bağlam meselesini söylemeden bitirmiş olmak istemedim. O da şu, söylemsel olmak. Aslında o kadar uzun ki anlatacaklarım, nasıl özetleyeceğim. Şöyle diyelim, hakkı vardır, verilmiştir sanatçının, edebiyatçının saçmalama hakkı. Ama onu bize kabul ettir. Yani saçmalayarak yaptığı, yazdığı bir yapıtı bize yani okurlarına kabul ettirmek zorundadır. Aksi halde saçma diye çöpe atma hakkı da biz okurların vardır. Bunu da söylemiş olalım.
Peki söylemsel bir, mantıklı bir dille edebiyat yapılamaz mı, şiir yazılamaz mı? Tabii ki yazılır, yapılır. İlle de saçmalamak zorunda da değil yani edebiyatçılar. Yazılır, yapılır ve çoğu zaman onlara işte gerçekçi bir dil kullanıyor falan deriz. Hala günümüzde o şekilde edebiyat yapmak da mümkündür ve bazıları için, bazı okurlar için aslında tek edebiyat öyle yapılır. Yani gidimli, mantıklı bir dil. Ama o mantığı da şeyi unutmamak lazım. Yani o mantık gündelik hayattaki mantık değil. Bir aşama soyutlanmış bir mantık. O ben meselesindeki gibi orada başka bir dünya dönüyordur. Bizimkine benzeyen, yani bu gündelik bildiğimiz dünyaya mutlaka az çok, az ya da çok ama benzeyen ve kendi içinde diyelim biz ona. Yapıtın kendi içinde, yani bir bütünlük içerisinde bir mantığı olan anlatım ifadedir orada beklenen. Şimdi böyle bakınca son bir şey olarak, hani şiirden çok örnek verdim. Çok yeni bir roman olarak ve adı son zamanda en çok anılan romancılardan biri olarak Ayhan Geçgin'in Uzun Yürüyüş'ünü anıp bitirmek isterim. Şimdi Uzun Yürüyüş saçma değil. Yani saçma kategorisine sokamayız. Oradaki her şey mantıklı. Anlatım mantıklı. Adıyla kendisi de az çok bağdaşıyor falan filan. Ama bu romanda hiçbir şey yok. Öyle eleştiriler okudum ki, bunu niye yazmış diye soruyor eleştiriler. Özellikle daha önceki üç romanında az çok sert bir takım olaylar veyahut işte hepimizin hayatına az çok benzeyen olaylar varken bunda öyle bir hani dişe dokunur bir şey de olmuyor. Büyük eleştirmenlerimiz bahsetmediler de bu konudan filan diye. Bence bu edebiyatın bir başka yazmayarak, belirtmeyerek, dile getirmeyerek de bir şey anlatabileceğinin çok başarılı bir örneği. Şimdi sorular. Çok şeyi atladım. Böyle olacağını da biliyordum tabii. Çünkü başlık çok genel bir başlık. Mesela Roland Barthes'tan söz ederim zannetmiştim. Ona galiba hiç sıra gelmedi. Evet. Öncelikle çok teşekkürler konuşmanız için. Benim söylemsel olmama hakkıyla ilgili iki şey kafama takıldı. Bir tanesinde yani deliler saçmalayabilir derken aslında onu da söylemsel bir alandan belirlemiş olmuyor muyuz bu saçmalama ifadesini? İkincisinde de saçmalık ve söylem ve mantığı bir arada görürken aslında söylemselliği meşrulaştırmış olmuyor muyuz? Çeşitli meşrulaştırma ürünü haline gelmiyor mu onu mantıksal olarak? Çok güzel bir şeyle de birleşiyor bu sorunuz, bir problemle de birleşiyor. Tabii ki şu an insanlığın meşru saydığı şey söylemselliktir. Ama işin kötüsü, şimdi burada şey de var, mesela kadın dilinden söz etmek gerekirdi. Ben Yahya Kemal'den de söz ederim falan gibi bir sürü şeye, onları bir kenara bırakalım ama kadın diline dair en azından bir şeyi söylemem lazım şimdi. Özellikle kadın şair ve yazarların hatta dişil dil diyerek, bazen kadın dili diyerek, işte kadın yazısı terimiyle de anlatılan yepyeni bir ufuk açtılar aslında. Virginia Woolf'tan beri değil mi? Açılıyor o ufuk önümüze ve şimdi o az çok kuramsallaştı, kuram alanında da teorisi de yapılarak hayatımıza gitgide daha çok giriyor. Bu söylediğiniz şeyle bence birleşiyor. Şimdi çok önemli bir konu bu. Söylemsel olmak kötü bir şey mi, iyi bir şey mi meselesi.
iyi ve kötü yanları var. Çok orta yolcu bir kafam vardır benim böyle. Hemen ortayı bulmam ama. Çoğu zaman mümkün olduğu kadar şöyle bir karşı çıkayım, kavgasını edeyim falan filan. Hani Batı'nın iyi şeylerini alalım, usullerini, dinlerini, inançlarını almayalım falan türünden bir anlayışımız vardır ya, bence hiç de fena bir anlayış değil ama çoğu zaman tersini yaparız. Burada da kadın yazısı da dahil bu şeye yönelik, bu şey dediğim standart dil aslında. Standart dil ve modern söylem. Bunlar karşısında öfkeleniyor insan ve bir tavır almak istiyor. Hatta diyebiliriz ki mesela bizde ikinci yeni, batıda şeyler, apolinerler, çeşitli dadaistler, çeşitli akımlar biraz buradan çıkıyor. Yani duydukları muhalefet, böyle yıkma duygusu. Mesela yıkma duygusu Yahya Kemal'de de var. Biz bunu yıkalım diyorlar. Neyi yıkmak istiyorlar? Servet-i Fünun'u yıkma. Şeyle sohbet ederlerken Yahya Kemal anlatıyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'yla bunlar bir şey toplantısı yapmışlar. Servet-i Fünun'cuların toplantısını, işte biliyorsun Servet-i Fünun'cular en süslü Osmanlıcayı kullanan ekip. Bir de dergileri var aynı ismi taşıyan. Toplantıda işte ne konuşulduysa çıkmışlar, kol kola girmişler Yahya Kemal'le Yakup Kadri. Bir tanesi diyor ki, hangisi diyordu unuttum. Tam da bizim yıkmak istediğimiz şeyi savunuyorlar diye yürüyorlar. Şimdi o çok ilginç bir sahne bence. Çünkü sizdeki duyguyu da ben öyle algıladım biraz. Hani o modernin, standartın, dayatılanın çoğu zaman karşısına çıkmak istiyor insan, yıkmak veya şey. Fakat yani her seferinde ben bir parça pozitivistlik yapıyorum böyle bir tez karşısında. Ya apandisitin patladığı vakit diyorum kendime. Pekala paşa paşa doktorların pozitivist kitaplar okuyup ameliyatını yapmasını istedin. Değil mi diyor. Şimdi bir çeşitli yanları var. Orta yolculuk dediğim birazcık böyle. Öyle düşünüyorum. Yani söylemsellikten bence vazgeçemeyiz. Üstelik kadın yazısı kesinlikle çok iyi. Ama o ne kadın yazısı? Biz ana dillerimizi kadınların da yaptığını unutuyoruz çoğu zaman. Eril dil, erkek dil falan filan. Tamam. Söylem eril. Dil değil aslında. Eril olan feminist arkadaşlara sesleniyorum buradan. Bir kere bebekler, hani bu gerçi kötüye giden bir tezdir. Hani çocukları biz kadınlar büyütüyoruz ve o arada çocuğa aşılıyoruz her bir şeyi. Bu arada şeyi de aşılıyoruz. Erkek egemenliğini de aşılıyoruz. Bunlar doğru. Ama işin başka yönleri de var. Yani bir kere erkek egemenler, egemenlik kuran erkekler, animaları, ben ona çok inanıyorum. Yani sadece Freud dedemiz değil, Jung dedemiz de bir şeyler öğretmiş. Jung'un tezine göre her insanda hem dişi hem erkek şeyi var, ruh var. Tabii ki biri ağır basıyor hangi cinse dahilsek. Ya da arada şeyler de var, biyolojik olarak bile. Aradaki varlıklar da var. Onlar yokmuş gibi davranıyoruz. Ruhlarımız sade erkek, sade şey, kadın gibi davranıyoruz. Öyle değil. Yani gerçekte... Efendim? Queer edebiyat. Tabii queer edebiyat teorisi güzel bir şekilde bu bastırılmış, yok sayılmış insan türü demeyeyim de durumlarının, durumlar, insanlık halleri dikkate alınması sayesinde çıktı ve başladı o teoriye dahil olmaya. Bu tabii dile de yansıyor. Şimdi
teoriye göre biliyorsunuz çocuğun hayatına işte Lacan'ın teorisi ünlü simgeye dahil olmak, simgeyle yüz yüze gelmek dediği şey Lacan'ın, psikanalist Lacan. O da babamız, yani evde biz ana dilimizi annemizin kucağında, onun sütü beyaz mürekkep diyor şey, Ellen Siyu, beyaz mürekkep. Yani annemizin sütünden emerek onunla alışverişte bulunduğumuz sesleri ifade yolu olarak kullanarak bir çeşit dil öncesi, yani simge öncesi, babamızın dili, şu egemen hep şu anda konuşmakta olduğumuz dilin öncesinde ifade ediyoruz kendimizi. O sesler. Müthiş bir şey değil mi? İnsanın tüyleri ürperiyor. Şimdi aslında bu dahil çocuğun o az önce saçmalama kategorisinde andığım çocuğun aslında o baba diline, egemenliğe, okul öncesi özellikle, henüz anneye daha yakınsın ve okula uzaksın. Okula uzak olmak toplumun bütün o kurallarına, söylemselliğine uzak olmak demek. En şanslı zamanı hayatımızın, en çok soru sorduğumuz. O dil öncesi, simge öncesi zaman. Feminist edebiyatçıların tezi, kadın yazar o şeye, aşamaya dönebilir. Dönmeli. Beyaz mürekkeple yazmalı diyorlar. Yani kadın yazısı dediği şey. Bu tamamen söylem dışı olmak anlamına geliyor. Öyle bir tez. Bizde bu geçtiğimiz sene 2018'in ilkbaharında bir dizi kadın yazısı toplantı festivali. Kadın Yazısı Festivali. Tavsiye ederim. İlgilenenleriniz şeyde var. Böyle işte şeye alınmış, videoya alınmış. YouTube'da var. Büyük bir zevkle dinleyeceksiniz. Kadın Yazısı Festivali. Tamamen şeye çalıştıklarını söylüyorlar. Epey kadın şair ve kadın romancı pek az konuşmuş galiba. Şu an birden hatırlayamadım. Evet. Daha çok şair kadınlar, kadın şairler konuşmuş. Ama tam da bu söylem dışı olmaya çalıştıklarını, hatta özne olarak şiirlerinde işte başka varlıkları, ne bileyim bir böceği, bir taşı filan konuşturmak istediklerini söylüyor. Çok ilginç şeyler söylüyor. Bu tabii şey kendi içinde bir çelişki taşıyor bence bu son söylediğimiz söylem dışı olmak. Çünkü söylem dışı olsun diye yazdığınız bir şeyi de aslında pekala şu söylemsel sevgili standart dilimizle anlatıyoruz. Ve o bizim festivaldeki kadın şairler de pekala bu arzularını, yani bütün varlıkları konuşturmak ve baba dilinden önceki aşamayı dile getirmek arzularını pekala şu standart dille dile getirdiler. Hepsi YouTube'da göreceksiniz. Böyle benim konuştuğum gibi, hatta çok daha düzgün konuşuyorlar. Böyle bir yanı var. Yani şeyi kabul etmek lazım. İnsanlığın bir ortak kültürü, erkek kadın bilmem ne bir ortak kültürü, ama erkek egemenliği korkunç bir şey. Onu size anlatmama herhalde gerek yok. Geçenlerde sayı da çıktı. Geçen yıl Türkiye'de 440 kadın öldürün. Şeyler yok bunun içinde. Yaralanan bilmem ne. Neyse, bu da konumuzun dışında. Şimdi sorularınız varsa onları alabiliriz. Bant'ı nasıl konumlandırabiliriz? Bart'ın tabii şeyi çok hoş. O konuda ilginç bir şey yakalamışım, onu söyleyeceğim. Ama adamın yeri, Bart'ın yeri, bütün o şey, Sosür, yani yüzyıllar sonra modern dönem, işte roman ve öykü yazıldıktan sonra
dil bilimde büyük sıçrama, dil bilim kuruluyor aslında bilimsel anlamda. Onun ayrıntısına girmedik ama Barth gösterge bilimin dedesi mi diyelim, babası mı diyelim, her nesi ise hayatımda okuduğum, hani hasbelkader dil alanında ve ikisini birleştiren edebiyatla dili, adamlar, kadınlar arasında ufku en geniş olan insan. Müthiş. Bir de toplumla çok yakından ilgileniyor. Ve hatta çok teşekkürler, heyecanlandım tekrar. Çünkü Barth, biliyorsunuzdur, Pierre Loti'nin Aziyade adlı kitabına dair nefis bir yazı yazıyor. O yazının benim rastlamadığım bir yönü de belki başkası da söylemiştir ama şaşırarak gördüğüm bir yönü de adam bugün oryantalizm dediğimiz tespiti adını koymuyor tabii. Henüz teori katına tam çıkarabilmiş değil ama sezgiyle yazıyor yani. Orada Pierre Loti'deki hani çok o şeyde özellikle Aziyade, o nedir, novella diyeceğim geliyor. Romandan daha küçük bir şey. Her neyse işte. Değil mi? Novella. O novelladaki çok parlak yerleri de gösteriyor. Gösteriyor. Ama onun yanı sıra Pierre Loti'deki o buram buram kokan hani şeyin böyle adam monstralık oryantalist yani ama çok da iyi bir yazar, şair gibi bir şey yazar. Onu da gösteriyor ve bu doğu nedir ne değildir meselesini o kadar güzel tartışıyor ki tabii katılmadığınız cümlelere de rastlıyorsunuz. Ama bence bu büyük bir şey, ufuk açıyor. Barth'ın yeri biraz o gösterge bilimin yanı sıra yani. Edebiyatın ayrı bir soyutlama olduğunu söylediniz. Hani dilin soyutlaması yanında. Peki edebiyatın dili açısından bugün neredeydi acaba? Hangi konumda? Acaba bu soyutlama hangi boyutta devam etmekte? Ha, onu biraz şeyle anlatmaya çalıştım. Hani Tarık Günersel'in çizelgesine şiir diyemedi halkımız diyelim ona edebiyat şey matbaa işçisi. Deneysel şiir. Yani sonuna kadar sanki denendi. Bilmiyorum başka ne kaldı. Geçen gün resimde hani şeyi bir resmi bir resim kendisini iptal etti. Çok da pahalı satılan. İzlediniz mi? Adamın adını Banksy. İşte o resim mesela bir şeyin bir başka şeyin sınırını sonuna kadar ihlal etmek. Hala şey bulunabiliyor. İhlal edilecek sınır hala bulan oluyor yani. Hani resimde artık kalmamıştır diye düşünüyorduk. Önce non-figüratif çıktı. Sonra bilmem kareler çizildi. Tuvale bir çizik atıp bu bir tablodur diye falan filan. Heykelde de şimdi söylemeyeyim her çeşidi yapıldı. Edebiyatta da sanki her şey yapıldı gibi, sözün bile dışına çıkıldıktan sonra düşünelim yani. Şimdi orada benim belki atladığım notlarımda olup da bir konu şu oldu. Bir sunma meselesi var bence şeyde. Sanatta bir sunma meselesi var. Yani şey sorumuz vardı ya, ona dönersek. Biz nasıl ayıracağız? Adam getirdi bunu, bu heykeldir diye buraya koydu. Bildiğimiz pet şişeli su yani. Şimdi ne olacak? Şimdi bu sunuş meselesi. İlke olarak adam bunu nedense adam diyor, pek kadınlar yapmazmış gibi ya da kadın neyse. Bunu ilke olarak sunduysa bu şey. Sunarken de yapabilirsiniz, bir söylemi var gene. Söyle. Güzel tabii yani ama yani o da bir başka boyut açılıyor sizin bu söylediğinize. Çünkü aslında bunu birisi çıkıp, aslında edebiyatı da öyle. Her sanat yapıtını birisinin çıkıp belirli bir söylemle söze dökmesi gerekiyor. Söze dökülmemişse
aslında yeterince hazmedemiyoruz hiçbir şeyi. Aslında sözden ibaret bir sanat yapıtını bile ille de bir eleştirmenin veyahut bir okurun çıkıp bir değil mümkünse çok eleştirmen ve okurun hakkında analizler, değerlendirmeler yazması gerekiyor ki biz onunla ilişkimizi geliştirelim o yapıtla. Böyle sunma hakkını biz tanımışız değil mi? Sınır koymuyoruz artık. Eskiden olsa bakınız olmazdı. Çünkü bunu ne diye getiriyorsun? Heykel diye diyelim mesela. İnşallah şiir diye getirmiyorlardı. getirdiler değil mi? Şimdi biz bunu acaba çevre kirlenmesini mi kast ediyor? Bilmem ne diye bir sürü şey aslında aklımızın da sonu yok yani buraya ne hikayeler anlatırız değil mi? Bunları anlatmamız, sorgulamamız ve diğerlerine birkaç kişiye hiç değilse kabul ettirmemiz lazım. Bu şey açısından çok iyi oldu bu sorunuz. Söze dökmeden aslında hiçbir öteki sanat dalı tam varlık bulamıyor, anlamını tam bulamıyor filan. Anlamla da ilgili bir şey. Çok teşekkür ederim. Teşekkür.